Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine bomba gibi tespihlerle karşınızdayım. Güzel güzel ağaçlardan tespihler yaptık. Değişik malzemelerden yine her zamanki gibi. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi bundan birkaç ay önce bir ağaç tanıtmıştık biz size. Ya doğrusu yani agatis dediğimiz bir ağaç, şöyle bir ağaç tanıtmıştım arkadaşlar size. Bundan ejder kanı ağacı bu, biliyorsunuz. Bundan bizde vardı ama bu kadar şeffafı saydamı yoktu. Yani bu yeni bir giriş yaptı. Hatta bakın reçinesine bakar mısınız? Yani öyle bir ağaç bu. Ve siparişlerini aldık tabii haliyle. Şimdi yavaş yavaş artık sipariş zamanları geliyor. Bugün ilk tespihini tanıtacağım size. Bir tane ben o zaman yapmıştım, göstermiştim. Fetih 21 yapmıştık. Şimdi ilk 33'lü tespihimizde yaptık arkadaşlar. Hemen ondan başlayacağım. Şöyle bir badem kesim 33'lü bir ejder kanı agatis. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle bir göstereyim size tespihi. Evet, çok güzel bir tespih oldu. Bu arkadaşlar 9'a 12,5 ölçülerinde Neşet abimizin tespihi bu. Çekimi de muazzam oldu bu arada. Yani ağaç çok güzel bir ağaç bu arada. Sertliği, dokusu çok güzel. Aynı zamanda da biliyorsunuz şeffaflığı var bu ağacın. Yani ben olabildiğince böyle şeffaf taraflarından seçerek yaptım bu tespihi. Şimdi göstereceğim. Hemen hemen her habbesi şeffaf gibi arkadaşlar. Şimdi feneri tutacağız, zaten göstereceğim. Önce şöyle bir tespihi göstereyim dedim size. Evet. Bu tutmalı imame. Şöyle hitamesi. Arkadaşlar ağaç çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sesini duyuyorsunuz zaten. Bakın. Çok güzel. Ve öz ağırlığı da çok iyi arkadaşlar bu tespihin. Yani bunun biraz gergeden ağacına benziyor. O da reçineli bir ağaç, biliyorsunuz bunun gibi. Bu sanki ondan bir tık ağır gibi arkadaşlar. Bana öyle geliyor ya da. Yani reçinesi biraz daha fazla olduğu için olabilir. Bir tık daha ağır gibi ama çekimi çok benzer gergeden ağacına. Şöyle göstereyim size. Evet. Şimdi bakalım şöyle bir nasıl bir şeffaflığı var. Evet. Bakar mısınız? Ağacın şeffaflığına. Yani başka bir böyle bir ağaç yok. Bu kadar şeffaf. Bakar mısınız? Yani şöyle habbelerini göstereyim size. Seçmeden elime ne gelirse, çok fazla yansımasın ekrana. Şöyle bakın. Hemen hemen hepsi arkadaşlar şeffaf. Bakın. Çok mu yansıyor? Evet, şöyle göstereyim. Evet, şöyle. Bakın. Yani bütün habbeleri öyle arkadaşlar. Hepsinde yansıma var. Hepsi nasıl diyeyim size, şeffaf. Bakın. Yani inanılmaz. İnanılmaz. Evet. Bakın. Nasıl şeffaf. İçi gözüküyor ağacın. Bakın. İçi gözüküyor. Yani ejder kanı denmesinin sebebi, ama hak ediyor. Yani hak ediyor. Gerçekten bakar mısınız? Yani bütün habbeleri öyle. Ya bir de tabii burada şans da faktörü de önemli arkadaşlar. Yani Neşet abimize gerçekten şansına çok güzel bir ağaç çıktı. Hani ben olabildiğince seçiyorum ama yine de biraz da şans olması lazım yani. Kısmet. Bazen biliyorsunuz demir indi yapıyorum. Demir indi de böyle yüzler gözler çıkıyor. Bunda da böyle şeffaf çıktı. Yani ağacın zaten şöyle göstereyim. Bakın nasıl şeffaf olduğunu, parçası ağacın bu. Görüyor musunuz? Nasıl şeffaf. Bu arada
Şöyle büyüğünden bile geçiyor. Bakın ne kadar kalın olduğu halde bundan bile geçiyor. Bakın bu kadar kalınlıkta olduğu halde bile nasıl renk geçişi var. Ağaç muazzam güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok seviyorum. Yani şimdi yapmaya başladık. Devamda var. Haftaya da bir seti 21 var. Bildiğim kadarıyla. Daha da gelecek. Çünkü çok sipariş almıştık. İlk ağacı tanıttığımızda çok sipariş almıştık. Ancak sıra geliyor onlara. Ama çekim kalitesi, dokusu, kayganlığı çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir ağaç. Neşet abimiz güzel günlerde kullansın. Şöyle rengin güzelliğine bakar mısınız? Bu arkadaşlar renk alacak. Arkadaşlar renk alıyor. Bu tespihte renk alıyor. Rengi dönüyor. Şimdi biliyorsunuz gergeden ağacı da aynı şekilde renk alıyor. Yani çoğu ağaçta bir renk değişimi oluyor ama yani bunların aldığı renk biraz daha fazla mı diyeyim artık. Yani daha böyle bir kızıla gidiyor. Bakalit gibi renk alıyor arkadaşlar bu ağaçlar. Gergeden ağacı ve aynı zamanda da ejderkan ağacı da arkadaşlar renk alıyor. Şimdi renk alıyor demişken şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Araya sokayım bari. Şöyle bir tespihimiz arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu Neşet abimize yapmıştık bunu yine. Bu demir ağacı. Evet arkadaşlar bu demir ağacı. Fethi 21 yapmıştık bunu. Bunun hitamesi kırılmış. Bana gönderdi yapmasına, yapmak için. Bakın rengine bakar mısınız? Asıl bunun rengi ne biliyor musunuz? İşte bu. Bakın imzamla hitameye bakar mısınız? Renk farkına bakar mısınız? Renk alıyor dediğim şey bu işte arkadaşlar. Bakın demir ağacı nasıl renk almış. Bu biliyorsunuz benim devamlı yaptığım kırmızı demir ağacı. Demir indi değil. Demir ağacı. Hani bu çivi çakılamayan ağaç dediğim ağaç bu arkadaşlar. Bakın normalde bu renk. Böyle somon gibi. Ama aldığı renk bu. Bakın. Nasıl sertleşmiş. Hitamesi kırılmış. Gönderdi bana. Neşet abimiz dedi ki bunu da bana yapar mısın diye. Tabii ki yaparız. Niye yapmayalım? Benim yaptığım tespih bu sonuçta. Hitamesini yaptık ama renk farkını görüyorsunuz. Evet. Bakın. Yani nasıl renk almış? Bakın ağaç neredeyse vişneye dönmüş. Yani tabii benim biliyorsunuz gergedanım da öyle. Bakın bu da benim gergedan ağacım. Benziyor. Gerçekten benziyor ya. Agatis'e çekimi benziyor. Bakın normalde de gergeden ağacımız da böyle arkadaşlar. Bu da renk alıyor bu şekilde. Renk almış gördüğünüz gibi. Güzel renk alıyorlar. Yani mesela bu demir de çok güzel renk almış. Ejderkan da çok güzel renk alacak. Ama aldığı renk çok güzel. Ve gitgide ağaçlar sertleşiyor. Bakın demir gergeden ağacı. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu da renk alacak. Bu da koyulaşacak. Ejder gözü ağacı da. Ama bu ağaç hiçbir zaman şeffaflığını kaybetmeyecek arkadaşlar. Hep şeffaf olacak bu ağaç. Çünkü bu ağacın nasıl diyeyim size reçinesi çok fazla. Ama elinize yapışmıyor arkadaşlar. Yani yapışmıyor, kayıyor. Yağ gibi kayıyor. Tam tersi. Bakın siz de görüyorsunuz zaten. O yüzden çok güzel bir ağaç. Ve bundan çok yapacağız. Ve desenleri de çok güzel bu arada. Bakın. Bakın desenlerine bakar mısınız? Güzel böyle hareli bir ağaç. Bakın şurada hareleri var. Çok değişik, güzel. Badem de yakıştı buna. Fıçısını da yaptık. Dediğim gibi Fethi 21'ini. Yine yapacağız fıçısını da. Yani bademden böyle ses çıkıyorsa fıçıyı düşünün artık. Bakar mısınız? Tek de çekebilirsiniz. Çift de çekebilirsiniz. Şöyle imamesine tekrar bakalım. Bakın imamesinde de çok güzel desenler var. Ve imamesi de yarı şeffaf. Yani bildiğiniz yarı şeffaf. Evet. Benim imzam ve hitamesi. Evet arkadaşlar. Ejderkanı ağacımız da bu şekilde. Neşet abimize hayırlı uğurlu olsun. Onun tespihini de şöyle yanına koyayım. Nasıl renk geçişini görüyorsunuz. Ejderkanı ağacımız da bu. Böyle sert, ağır ve şeffaf. Bakın
ringinin reçinesine. Evet arkadaşlar, ilk tespihimizi tanıttık. Gelelim ikinci tespihimize. Evet, ne geliyor? Şahane bir narçın. Evet arkadaşlar, şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl böyle süt gibi duruyor. Ben bayılıyorum narçıla ya. Bakar mısınız? Hop. Ben susayım, sesini dinleyeyim biraz. Biliyorsunuz bu kadar sonra benim için en iyi malzemelerden birisi bu. Çok güzel. Şöyle tekrar göstereyim. Arkadaşlar bu 9-12 ölçülerinde narçılımız. 33'lü. Şöyle imamesi. İmzamız ve hitamesi. Çok güzel. Narçılımız da bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu bir arkadaşımıza yaptım. Ama kardeşimizin özel durumları çıkmış. Ekstra masrafları çıkmış, öyle söyleyeyim. Ondan dolayı bende kaldı arkadaşlar. Mutluyum. Bende kaldı. Evet arkadaşlar, bu sahipsiz. Bilginiz olsun. Bende de kalabilir. Yani narçıla hiçbir zaman hayır demem. Nasıl çekimi? Evet. Çok güzel bir tespih bu da ya. Yani malzeme zaten güzel. Malzeme güzel olunca her türlü çekiliyor. Tek çift nasıl isterseniz. Bir de bu biraz daha 9-12 olduğu için el boyuna yakın bir boy. Güzel bir boy. Çok güzel bir malzeme narçılımızda. Böyle biliyorsunuz narçıllarımız bu. Şöyle içini de göstereyim. Sert narçıl, sert bir malzeme. Ve bu arkadaşlar, her zaman söylüyorum, dişin muadili bir çekirdek mi değil, meyvenin çekirdeği daha doğrusu. Bu her zaman dişin yerine kullanılmış bir malzeme. Önceden düğme yapımında, eşya yapımında kullanılmış, halen kullanılıyor. Nasıl diyeyim, hediyelik eşya olarak yapılıyor. Ve aynı zamanda bizim için de böyle çok güzel tespihler çıkıyor. Narçıl biliyorsunuz, narçılda renk alır. Biraz daha zamanla, yani ağaçlar kadar hızlı ya da bakalit kadar hızlı renk almaz ama alır. Yani en son geleceği renk hemen hemen buraya geliyor. Ama tabii bu yıllar içerisinde, yani ilk geleceği renk sütlü kahve. Ondan sonra kuka rengine geliyor. Ondan sonra yavaş yavaş daha da koyu kahveye doğru gidiyor. Ama alıyor renk. Evet arkadaşlar, 9-12 narçılımız da böyle. Şöyle bir duruşuna bakalım. Bir de buradan bakalım. Evet. Duruşu da mükemmel. Tespihimiz de mükemmel. İkinci tespihimiz de narçıl. 9-12 narçıl. Evet. Geliyoruz üçüncü tespihimize. Üçüncü tespihimiz. Evet. Bakalitsiz olur mu? Olmaz. 8-12 ölçülerinde bakalit. Fıçı kesim, yumuşak fıçımız, bizim yarı fıçı yarı badem dediğim ölçü. Bakalit. Bunu biraz ipini sıkı yapmışım. Deliklerine göre. Ama gevşeyecektir, açılacaktır. Çekimini etkilememiş. Daha da güzel olmuş hatta bana sorarsanız. Bu zamanla daha da böyle yağ gibi olacaktır. Sertleşecek. Zaten malzeme sert, görüyorsunuz. Sesinden duyuyorsunuz. Yani şöyle bir duruşuna bakalım. Bu arkadaşlar vişne rengine dönecek. Bu malzemeden de çok yaptım ben. Ve çok çabuk renk alıyor. Bu çok hızlı renk alıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz 2-3 ay içerisinde başlıyor kızarmaya. Ondan sonra belki bir senede bile kırmızıya döndüğü oluyor, yani çekimle alakalı ve o kullanan kişinin elinin terinin nasıl diyeyim size, özelliğiyle alakalı. Bazı insanlarda daha çabuk renk alıyor, bazılarında biraz daha yavaş renk alıyor ama arkadaşlar eninde sonunda bu renk alıyor. Zaten şöyle bakalım,
imamesinin şuralarında sanki biraz başlamış gibi renk almaya. Şöyle hitamesi. Evet, çekimi de bu şekilde. Üçüncü tespihimiz de arkadaşlar 8-12 ölçülerinde bakalit. Yani bizim modelimiz güzel ya. Çok güzel çekimi oluyor bu modelin ya arkadaşlar. Ve yani hem ses açısından hem çekim hazzı açısından çok güzel gidiyor. Tek çift her türlü çekebiliyorsunuz. Her türlü çekime müsait. Böyle bir tespihimiz, bakalit tespihimiz. Şunun güzelliğine bakın. Arkadaşlar çok sertleşiyor bu aynı zamanda da. Yani sertleşecek. Bayağı bir sert olacak bu da malzemesi. Bakın burası önce bu renge geliyor, daha sonra vişneye doğru gidiyor. Sert bir malzeme. Ve güzel bir malzeme. Bu da dediğim gibi vişneye gidecek. Evet arkadaşlar, üçüncü tespihimizde bakalit 8-12 bakalit. Bu da Erhan kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Erhan kardeşimizin sırada nesi var? Gergedanı var. Gelecek. Onu da yakın zamanda gergedanı yapacağız. Onu önceden ne yapmıştık? Önceden ona ne yaptık? Sırçalı kuka yaptık. Sırçalı kuka yaptık. Yılan ağacı mıydı? Bir de yılan ağacı yaptık galiba. Tam hatırlamıyorum ama yani birkaç tane tespih yaptık ona. En sonki tespihi böyle bir bakaliti oldu. Şimdi sırada onun gergedan ağacı var. Aslında onun gergedan ağacı tespihi var ama bir tane de bana yaptırmak istedi. Başka birine yaptırmıştı. Bir tane de bana yaptırmak istedi. Yaparız. Benimkini de çeker. Onu da çeker. Beraber kullanırlar. Sonuçta benim tarzım bu şekilde olduğu için onun tespihi badem galiba. Fıçı olmasını istiyor gergedanının. Ondan da gergedan yaparız. Ona da gergedan yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi bugün bu haftanın son tespihimize geçelim. En son biten tespihimiz nedir? Şah nedir? Fetih 21. Evet arkadaşlar. Fetih 21'siz olur mu? Olmaz. Ve kukasız olur mu? Olmaz. Yani kuka bizim canımız. Kuka bizim şahımız. Evet. Bir de Fetih 21 olursa böyle tadından yenmez. Evet arkadaşlar, çok güzel bunun da çekimi var. Her zaman gibi yine 9-13 ölçülerinde Fetih 21'imiz. Yarı fıçı yarı badem. Bakalım ipi nasıl, gevşek mi? Fena değil. Fena değil. Evet. Her zaman gibi havşalı. Şöyle göstereyim. İç bükey havşalı. Evet. Çift dip taktım bunu arkadaşlar. 1.4 delim. Bu da Osman abimize hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, şöyle imamesine bakalım. Evet. PT'miz kaç numaraymış? 75. Evet arkadaşlar, 75. Bu sırada 75 varmış, onu vurmuşum. Boştaki numaralardan vurdum. Çünkü bir numara istememişti. Ama bu Fetih 21 tespihimizde 75 numaraya kuka denk geldi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim. Evet arkadaşlar. Bu da bu haftaki yaptığımız son tespih. Fetih 21 kuka. Bundan şimdi biliyorsunuz, bundan birkaç hafta önce arta kalanlardan bir tane kendime tespih yapmıştım. O duruyor. Şimdi yine yavaş yavaş birikmeye başladı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bu ejder kanını yaptım ben. 33 abbe bu. Bakın bu şekilde 33'lü bu tespih. Ama ben her zaman fazla yaparım. Bakın
kaç tane daha fazla yapmışım ve bunları ayırmışım. Renk tonlarından kaynaklı bunların hepsi ayırmamın sebebi. Mesela siyah renk budaklar denk gelmiş. Onları ayırmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane fazla yapmışım arkadaşlar. Yani bunu 33'lük yapmamışım. Yani 33 tane yapmamışım daha doğrusu. Fazladan yapıyorum böyle. 45 tane yapıyorum aşağı yukarı her zaman. Onların içerisinden seçiyorum. Narçıl'da da bu böyle, Bakalit'te de böyle, Kuka'da da böyle, Demir'de de böyle, Gergedan'da da böyle. Yani en iyilerini seçip içinden alıyoruz. Mesela bakın şurada bir kendimin imzamı yapmışım, onu da beğenmemişim. Onu da yedeğini yapmışım. Çivi yapmışım, onu da beğenmemişim. Onu da yine farklı yapmışım. İmame yapıyorum, imameyi beğenmiyorum. Yeni imame yapıyorum. Öyle yani, en güzeli neyse o olsun diye, en iyisi o neyse o olsun diye, size güzel ürünler gelsin diye. Bu haftaki bombamız biliyorsunuz bu ejderkan ağacımız. Ben çok beğendim bu tespihi. Ve badem de çok güzel oldu buna. Çekimi de muazzam oldu. Neşet abi şanslısın, çok güzel şeffafları denk geldi. Ve bu daha da şeffaflaşacak. Çektikçe daha da şeffaflaşacak arkadaşlar. Böyle bir ağacın özelliği. Ve daha iyi rengi yansıtacak ve renk alacak. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuzda da bu tespihleri size tanıttım. Haftaya yine dediğim gibi yine bir agatisimiz var. Ona eminim. Ejderkan ağacımız var. Kuka olabilir yine. Yine farklı malzemelerden olabilir. Yani değişik değişik malzemeler denk geliyor. Sıraya göre ne geliyorsa onu yapıyorum. Bakalım haftaya hangi tespihler yapacağız. Ben de çok fazla deftere bakmadım. Sadece şey hatırlıyorum, agatisi hatırlıyorum. O da kestim. Yani malzemesini hazırladım. Bunun malzemesini keserken onu da kestim, hazırladım. Oradan biliyorum. Arkadaşlar, Instagram adresimi tekrardan söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, geçen hafta bir tane de pelesenk yaptım, Osmanlı kesme. Yusuf hocamıza, kendisine buradan elden teslim aldı benden. Onu ne Instagram'a koyabildim ne YouTube'a koyabildim, yani öyle bir anda aldı yani elden alınca hiçbir şey videosunu ya da fotoğraflarını çekemedim. Ama çok güzel bir Osmanlı kesme yaptık, pelesenk, ona 10.5 ölçülerinde, o da çok güzel oluyor. Ama var, yine o tespitten yapacağız yakın zamanda, yine ondan da size yine onu da gösteririm ben. Arkadaşlar, Instagram adresim fth_tutuncu, Facebook'ta Fatih Tuncu yazıp direkt çıkar, YouTube'da zaten ismimi yazarsanız çıkıyor. Beni YouTube'da videolarımı beğenirseniz sevinirim. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar da abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.